Arkadaşlar herkese merhabalar, ben Doğukan. Bu videomuzda Şahi'ye Ego oynuyoruz ve klas tanıtımları serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlarım. Arkadaşlar çok beklenilen rahip geldi ve bundan sonra Ranger gelecek. Arkadaşlar videoya geçmeden önce bu tarz videolara emek veriyoruz, emek sarf ediyoruz. İşte sürekli farm yapıp setlerini dizmeye çalışıyoruz sizlere gösterilmek için, yoksa oynadığım klaslar değiller. Arkadaşlar bir beğeniyi, bir abone olmayı çok görmeyin lütfen. Sizlerden ricam. Videomuzu beğenip abone olursanız sevinirim. Arkadaşlar bugün sizlere rahip göstereceğim. Skill, stat ve lapis dizilimleriyle alakalı bilgi vereceğim ki lapis dizilimlerini yeni bitirdim. 8B'ye yakın para harcadım. 1x1 sete. Bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Yorumlar kısmında değil de açıklamalar kısmında arkadaşlar benim bir TikTok hesabım var. Oraya pazartesi günü siber güvenlikle, etik hackerlıkla alakalı bilgilendirici videolar atmaya başlayacağım. Yani günde bir değil de mesela günde belki 10 tane kısa kısa böyle dakikalık videolar atacağım oraya. Shorts videolar. Orayı da takip ederseniz sevinirim. Şimdi ben öncelikle şu itemları almadan önce bir envanterimi temizlemek istiyorum. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Ben iyiyim. Soranlar için iyiyiz. İyi diyelim, iyi olalım inşallah. Geçinmeye çalışıyoruz. Şahiye piyasasında oyuncu olmaya çalışıyoruz diyelim. Piyasaya çok fazla sunucu geldi. Bize çok fazla gelen sunucu oldu. Sunucumuzda video çeker misin, şöyle yapar mısın diye. Ama dediğim gibi artık ücretsiz bir şekilde video çekimlerimiz maalesef yok. Bir tane sunucuyla zaten anlaşmamız yapıldı. Önder arkadaşımızın açacağı bir sunucu var. Orada zaten bir anlaşma yapıldı arkadaşlar. O yüzden oradaki anlaşmaya sadık kalacağım için şu an herhangi bir sunucuyla ücretli de ücretsiz de bir çekim düşünmüyorum açıkçası. Ya eğer ki hani ücretli anlaşırsak o sunucunun üzerine olabilir, ama diğer türlü öyle ufak tefek ücretlere dediğim gibi video çekmem, yani bilginiz olsun. Biz de emeğimizin karşılığını alalım değil mi arkadaşlar, yani ona göre iş yapalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Normalde ben bunu hazırlayacaktım da dedim hazırlarken insanlarla hem muhabbet edeyim öyle hazırlayayım. 70 pelerinin akçeleri yok. Bir tane akçemiz var elimizde. Deneyelim mi? Bir tane akçe. Basma rage 32. İyi, en azından rage verdi. Şunları sat abi. Şunları da sat. Şöyle. Aynen. Şu şekilde sat şunları. Şunu çıkar. Çıkar. Akçe versin bana. Aha. Arkadaş. Aa, teşekkür ederim. Set veriyor. Aa, teşekkürler. Thank you. Thank you. Sağ ol canım. Teşekkür ederim. Arkadaşlar no problem dedi. Vallahi teşekkür ederim. Yani satarım bunları da, ama şöyle söyleyeyim, çok fazla para harcadım zaten. Teşekkür ederim kendisine. Yani düşünerek, bizi düşünerek verdi, ama dediğim gibi bunlara ihtiyacım yok. Yani ihtiyacı olana vereyim ben, yani bekleteyim de, yani şimdi ayıp olmasın. İhtiyacı olan birisine verelim biz de. O da bize öyle bir iyilik yaptıysa biz de bir iyilik akımını devam ettirelim. İhtiyacı olan arkadaşlarımız varsa dediğim gibi bu boş parçaları size verebilirim. Doldurup vereyim hatta ben. Size de öyle bir sözüm olsun arkadaşlar. Bunu açamıyoruz. Bunu boşa açtık ya. Dur bakalım şöyle. Satılacakları satıyorum. Dikkatli satmam lazım. Şunları ayarlayayım arkadaşlar ben bir şu şekilde. Arkadaşlar piyasa gün geçtikçe oyuncu kaybına sebep oluyor. Bu oyuncu kaybına yönelik sunucu sahipleri durmadan her gün yeni yeni sunucuları piyasaya sokmakta güçlük çekmiyorlar açıkçası. İnsanlar tabii aldıkları 3-5 kuruşa bakıyorlar arkadaşlar. 3-5 milyar para kazandıkça insanlar mutlu oluyor. Piyasada oyuncu olduğunu düşünüyor, ama ben üniversite evinde arkadaşımın bana göstermesiyle şoka uğramıştım zaten. Bir oyun bir anda 70 bin online çeker mi anlık olarak? Vallahi bana çok koymuştu bir Şahi oyuncusu olarak. Ulan benim oynadığım oyun nasıl çekmez diye. Dediğim gibi yani, o yüzden şurada 3-500 oyuncu görmüşüz, 300-500 taneye gide. Hani öyle gözüm kabarmıyor eskisi gibi açıkçası. Eskiden çok büyük görürdük bu rakamları, ama şimdi görmüyoruz. Neyse, bu akçesi şimdi kalsın. Bunun şu anki böyle akçesi önemli değil arkadaşlar. Biz setimizi dizdik. Bir setimizi giyelim bakalım biz. Şu şekilde ben lapislerini de göstereceğim. Daha yeni ayarladım. Yani
hızlı hızlı hemen dedim insanlara göstermem gerekiyor. Hemen dedim bitirmem gerekiyor bunu. 2,5 eleli falan yaptım. 7,5 beye yakın para harcadım. Dediğim gibi yani. Bir sürü param gitti. Lanet olsun yani bayağı para harcadım. Bir rahip sete bu kadar harcamak mantıksız geliyor bana. Şimdi arkadaşlar bir de bu çok kötü. Bu ne böyle ya? Çorba kasesi gibi miğferi var ya. Neyse. Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Bu rahip karakterimizin önce statülerini sizlerle verelim. Arkadaşlar vermeniz gereken statü full reg vereceksiniz. Ama şunu söyleyeyim bakın. Şimdi bu Egg'de biliyorsunuz ikinci bir 80 yapabiliyoruz ya. Buraya benim Fighter videosundaki gibi ayrı olarak bir set dizersiniz. Full vis basılı. O viste daha çok HP verir. Ama arkadaşlar büyük PP'lerde sadece yapmanız gereken R'ye arındırı koyup milleti arındırmak. Bu kadar basit. Can basmanıza hiç gerek yok. Yani can basmak boşa uğraş ve boşa zaman kaybı. Adamın üzerine gelen o toksinleri, payinleri götürmeniz yeterli. Full dis vererek. Yani böyle bile adamı kaç sıfır öne geçiriyorsunuz yani. Bu çok önemli bir şey. Artı olarak arkadaşlar ne yapacağız? Adam bizi gördü full setle. Şimdi bakın. Şu bir günlüğü de basalım. Arkadaşlar şimdi bu statüyü verdik. Statümüzü full rage vereceğiz. Defansımızı 5K'ya getirdi bu olay bizim. Ext fast. Attack speed move steam'imizde very fast oldu. Olması gerektiği gibi zaten. Görmüş olduğunuz gibi bu takılarımızın da hepsi reg statlı basılı. Artı olarak statülerimize reg basılı. Şimdi arkadaşlar başlayalım teker teker ne basmışız miğferimize. Görmüş olduğunuz gibi şöyle lapisleri ben tek tek size göstereyim. Videoyu burada durdurup görebilirsiniz. Şu şekilde. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar size. Neler bastığımı görün. Yani full reg ve hasar emer bastım. Elimden geldiğince güzel bir char olduğunu düşünüyorum. Yani ölmez yani. Kolay kolay öyle yüzdelikleri 2-3 tane karakterin atacağı yüzdeliğe öleceğini düşünmüyorum. Artı olarak şunu söyleyeyim ben size de arkadaşlar. Eldiveni göstermedik herhalde. Eldiveni de bir gösterelim. Ya yani reg ve hasar emerin girdiği her yere basıyorsunuz. Sadece silahta bir tane boş yer kalıyor. Oraya ele girecektim. Dedim ne olur ne olmaz bir ele girelim ama eleye gerek yok. Ele işi bozar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere full hasar emer zaten giremedim. Deflerin hepsini girdim. Silahımı da takayım şöyle. Vermeniz gerekenler bunlar. Lapis dizim hepsini gösterdim değil mi? Tekrardan şöyle göstereyim. Zaten isimleri burada yazıyor lapislerin. Videoyu durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Relic of Forgotten ve Relic of Divine Savior'u kullanıyorsunuz reliklerde. Reliklerin hepsini açmanızda bir zarar yok arkadaşlar. Açın gitsin yani. Ya bunları basacaksınız işte. Bak burada yazıyor. Mesela pasif skill işte %10 healing diyor. Mesela bunları okuyarak yine bir şeyler yapabilirsiniz. Normalde Magic Arrow pointli olsaydı açmayacaktım. Koymuyorum çünkü Magic Arrow'u. Bunu açacağız. Staff Weapon. Bu ikisini ya burayı komple fulleyeceksiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim yani. Burayı komple fullemeniz gerekiyor. Şu şekilde. Aynen öyle. Arkadaşlar Protective Aura'yı açıyoruz. Şuradan. Hep beraber açacağız sizlerle beraber. Razor'u açıyoruz. Prayer'ı açıyoruz. Şu şekilde. Bir de Aura of Health yani Ahu şu şekilde sıfıra koyacağım. Hatta sıfıra değil şuraya koyacağım. Oraya Transform ve Dog koyacağım. Şu şekilde. Ondan sonra zaten bunu karakter yani mesela takımınızdaki oyuncuları tek tek verdiğiniz için şey oluyor yani problem olmuyor. Şu Split'i şöyle koyalım. Aç bir tık daha. Magic Veil. Bunu da koyalım. Şu ayna önemli. Eta ayna gerek yok ama şu ayna önemli arkadaşlar. Dog gibi bir şey zaten o. Ona şu an gerek yok. Dispel. En önemlisi zaten dispel arkadaşlar. Ne yapacağım biliyor musunuz? Şu dispel'i şuraya yapıştıracağım. Arındır. Healing. Hatta şöyle yapabiliriz. Dispel'i buradan çıkar. Dispel'i buradan çıkar. Dispel'i ikiye koy. Healing'i buraya koy. Tamam mı? Bir Healing buraya. Bir de bir tane daha vardı sanki. Aynen. Şu şekilde yapacaksın.
Şöyle alıyorsun, şöyle alıyorsun ve buraya gelip bunu bu şekilde koyduğun zaman dengelemiş olursun arkadaşlar. Şöyle alalım şunu da şuraya şu şekilde. Başka can diriltme bu olmazsa olmazı zaten kahinin. Rahibin daha doğrusu. Great Hell. Bunu da buraya koyalım. Başka burada kalmadı single'da. Bu buff'a bakacağım. Şu arkadaşları aktif edelim biz. Must Dispel. Şunları şöyle açalım. Tamam arkadaşlar, ben bir de şunu açacağım. Bu ama sizle alakalı bir şey. Mesela bir tane adam size kalıyor. Tek kaldığınız Mage Arrow'u bastığınız an olay bitiyor yani. Bilginiz olsun. Bu the dog yani. Direkt 5 saniye boyunca adam mesela size yüzdelik mi attı savaşçı? Geldi. Bunu bastınız arkadaşlar. Savaşçının attığı yüzdelikler kendisine sekiyor. Bunlar ne bilmiyorum açıkçası. Bariyer falan var. Persist bariyer falan diyor. Önemlidir illa. 50 puanımız kaldı ama bu göze gerek var mı? Yani bu biliyorsunuz Ranger'ları, Assassin'leri görebilmenize yarıyor. Belli bir 20 metre falan diyor. Yani arkadaşlar çok da önemli değil ama açalım yani. 3 puan zaten. Onu da buraya atalım. Relikleri zaten açmıştık. Başka Polar Strike'lar var. Bunu açabiliriz. Polar Strike. Bunu açalım ya, Polar Strike'ı. Ama puan yetmedi 80'e. Bir 12 daha, bir puan eksik kaldı. Ya Polar Strike önemli aslında ama şöyle söyleyeyim. Sizin açmanıza kalmış bir şey. Ya bu birazcık da arkadaşlar, hani birazcık karşı tarafa vuruş yapmanızı sağlayan bir şey. Ben açtım. Açmayabilirsiniz. Açmasam daha mı iyiydi? Zaten açmam gereken başka bir skill yoktu. Görmüş olduğunuz üzere başka bir şey zaten kalmamıştı. Belki bunu açabilirdik. Yani bilmiyorum. Başka bir şey kalmamıştı çünkü. İsterseniz sıfırlarım. Böyle de yapabilirim yani. Hatta öyle yapalım istiyorsanız. Biz onu oradan kaldıralım. Ne yapalım arkadaşlar? Şuna basalım. Biz onu oradan kaldıralım. Şöyle tekrardan gözünüzün önünde açayım. Arkadaşlar zor yani. Skill dizilimi, stat dizilimi deneye deneye bulmanız gereken bir şey. Şimdi seri bir şekilde ben buraları az önce yaptığım gibi dizeceğim arkadaşlar. Bu akşam saat 8'e de videomuzu yetiştireceğiz inşallah. Arkadaşlar bakın, bundan önceki gün yani ayın 14'ünde sabah 9'da elektrikler bir gitti kardeşim. Akşam 5.30'da geldi. Size yemin ediyorum yani, büyük ihtimal oturduğum yerde Gebze'de böyle komple altyapıyı tekrardan döşediler büyük ihtimal. Yani belki Gebze'de oturanlar vardır aranızda. Onu yaşayanlar olmuştur. Abi bu kadar fazla elektrik gider mi ya? Bu ne ya? Vallaha yani isyan ettim. Uyudum zaten. Yapacak bir şey yok. Hani elektrik olmadan ne bizim zaten işler yürümüyor arkadaşlar. Hani ne yapacaksın yani? Elektrik dairesini nasıl hackleyebilirsin elektrik olmadan, anladın mı? Böyle bir çelişkiye bile girebiliyorsun yani. Yapamazsın öyle bir şey. Yani mantık bu. O yüzden gelmedi. Yoksa dediğim gibi yani o videoyu ben atacaktım. Dün atacaktım. Söz verdim çünkü. 2 güne range videosu. Ama yarın pazar günü yine o videoyu ben size atacağım. Ne olursa olsun o videoyu atacağım arkadaşlar size. Söz verdim çünkü. 6 klas serimizi bitirip C serisine başlayacağım. C1'den C5'e kadar hepsini tek videoda döneceğiz. Hangisi karlı, hangisi karsız görmüş olacaksınız güzel kardeşlerim. O konuyu da sizlere göstermiş olacağım açıkçası. En azından bu oyuna yeni başlayan insanları bilgilendirmek bizim üstümüze de düşer ki Önder arkadaşımız sunucuyu açtıktan sonra hani orada da bayağı bir video çekeceğim yani, bayağı bir seri olacak orada. Bir orada da 6 klas daha tanıtımı olacak. Yoğun geçecek yani bizim için. İnşallah sizler bu tarz videoları severek izliyorsunuzdur. Yani bilen insanlar için zaten bunlar önemli şeyler değil ama arkadaşlar bizim amacımız bilmeyen insanlara yardımcı olmak. Şöyle şunu da açalım. Şu şekilde o dediğimiz skill'i açtık değil mi? Eksik bir skill açtık mı? Kontrol edeyim. Kontrollerimi sağlıyorum. Bunları açmadık. Bir saniye. Şu şekilde. Hepsini açın gitsin arkadaşlar. Bir zararı yok size. Yani zaten puan da istemiyor. Bunu fulleyebiliriz. Aynen öyle. Geri kalan 31 puan. 31 puanımız kaldı. Başka kaldı mı? Açmamız gereken yok. Statümüzü zaten vermiştik. Ne olduk?
Rejimiz kaç? 2300. Yani visimiz de 1472. Yapacak bir şey yok. Daha kostüm yok. Pet'in mesela akçeleri tam değil. Pelerinin akçeleri tam değil arkadaşlar. Yani şu an boş haliyle bu kadar oldu. Ya bu halde zaten PvP'de her türlü ölürsünüz. Rank kasmanız lazım. Rank'tan gelenleri de full rage vereceksiniz. Rank'tan gelecek. İşte ne bileyim sınırsız kostüm alacaksınız. Onları HP'leyeceksiniz işte. Rage'leyeceksiniz. Stat gelecek oradan mesela. Ama dediğim gibi her videomda söylüyorum. En az artı 80'den aşağı bir statı kabul etmeyin. Silahta da olsa, zırhta da olsa en az artı 80 arkadaşlar. Artı 80'den aşağısı pek memnun etmez yani. Çünkü artı 40'tan pek bir anlamı kalmaz. En az bir iki katı üzerine alması gerekiyor diye düşünüyorum. Bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki Şai Egg videomuzda efendim. Görüşelim diyelim. Göstermediğim bir şey kalmamıştır inşallah. İnşallah videodan memnun olmuşsunuzdur ve bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. Bir sonraki Şaya videomuzda görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Bay bay.